Selamlar arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda projelerimizi bir bütünlük sağlamak için ve projelerimizin responsive özelliğini ayarlarken aktif bir şekilde kullandığımız M ve RAM birimlerini inceleyeceğiz. Hemen bir CSS M RAM yazalım. Burada kendi kaynağı var mı bakalım şuradan. Twitter'ı skosta the... evet CSS'ün isteği geçiyor normalde ne var bizim özelliklerimizde piksel zaten pikseli aktif bir şekilde kullandık şimdiye kadar m ve rem özellikleri şu bu videoda göreceğiz arkadaşlar burada da anlatmış mesela santimetre var milimetre var ama biz bunları pek kullanmıyoruz burada göreceğimiz m rem bir de zaten pikseli kullanıyoruz ve aşı gördük port Tamam. Şimdi gelelim 17. dersimize ve 17. derse rem ve m ünitesi isteyebiliriz. Direkt rem ve m diyeceğim. Buraya gelip index.html CSS rem ve m birimleri. Hemen bunu açtıralım. Hemen gelip burada body'mize şu beyaz renk gözümüzü arıyordu. Onu halledelim. Background color diyelim şöyle text'e. Text'in color'ları da white olsun. Şöyle. Şimdi aslında şöyle yapayım da kafanız karışmasın. Çünkü burada bir genel olarak yapı olarak anlatacağım. Şimdi inspect dedik arkadaşlar. Bizim tarayıcı varsayılan olarak pardon sesim bir kısıldı orada. Varsayılan olarak bazı değerler alıyor değil mi? Şimdi mesela ne alıyordu? Paragraf etiketine girip lorem yazdığımda şöyle benim için lorem'i getirdi değil mi? Bunun stil içerisine baktığımda user agent dediğimiz olay vardı ki bu tarayıcıdan gelen yani Chrome tarayıcısının varsayılan değeri. Buna kendisi CSS atamış, bazı özellikler atamış. Bunu da burada gösteriyor. Blok diyor zaten tamamını kapladığı için. Margin block start dediği yukarıdan aşağıdan 1 emlik bakın burada diyor ki 1 emlik bir özellik var başlangıç değerinde. Peki computer tarafına geldiğimde bu 1 emlik olayın 16 piksel olduğunu görüyorum. Yani 1 em 16 piksele tekabül ediyor. Bu neden böyle? Şimdi hemen bunu bulacağız. Bizim Bakın. Bu ana HTML var ya, bunun başlangıç bir değeri var. Burada görünmüyor ama bunun default değeri arkadaşlar font size 16 pikseldir. Bakın şu anda ben yenilediğimde hiçbir şekilde değişmeyecek. Ama çünkü yapı ona göre alıyor. Ben bunu gelip 20 piksel veya 32 piksel dersem bakın burası da büyüyecek. Ben ama HTML'e verdim. Dediğim gibi bu M olayı şu şekilde ilerliyor. Ben geleyim şu paragraf etiketini bir nokta box klası içerisine alayım. Değişen bir şey olmayacak zaten. Şu an yine kaç piksel? 16 piksel olduğunu görüyorum. Şimdi olayımız şöyle gerçekleşiyor aslında. Bu M olayında kendi içerisinde bir M var değil mi? Biz gide gelelim kendimiz verelim. Şu box'ın içerisindeki paragrafa nokta box'ın içerisindeki paragrafa. Diyelim ki senin font size'ın normalde 20 piksel 30 piksel falan yazıyorduk. Burada 1.5 M diyeceğiz tamam mı? Şöyle yenilediğimizde bakın biraz daha büyüdü. Kaç piksel olmuş? 16 piksel çarpı 1.5 piksel olarak algılayacak. Bu da 24 piksele denk geliyor arkadaşlar. Bunun ayarlamasında zaten şöyle araçlar var kullanabiliyoruz ve burada 16 main yani şu ana pikselim 16 pikselse root'taki pikselim bunu ben 24 piksel yapmak istiyorsam bakın bir buçuk rem olarak bu şekilde hesaplayabiliyorum. Bu nasıl ilerliyor peki? Öncelikle paragraf font size bakıyor üst tarafta box'ın bir font size var mı? Biz özel bir font size vermiş miyiz? Vermemiş miyiz? Eğer vermişsek gelip bunun pikseline göre M kısmını alıyor. Yani bu eğer bu box tamam mı? Şöyle eğer 20 pikselse gelip 20 çarpı buçuk yapıyor. Eğer yoksa direkt body'ye alıyor. Body'de de yoksa HTML'in ana olarak daha yeni belirttiğimiz font size 20 kaç piksel vermiştik 16 piksel vermiştik burada 16 pikseli alıyor dediğim gibi şu an 16 piksel main olarak çarpı bir buçuk ne yapıyor 24 piksel yapıyor peki dedik ki kapsayıcıya bakar m ben bunun kapsayıcısının font size 20 piksel yaparsam bakın şu an m kısmı daha da büyüdü ne oldu 20 çarpı bir buçuk yaptı bu sefer bu da 30 piksel oluyor yani ana dizinim artık 16 piksel değil, 20 piksel. 1,5m ne yaptı? 30'a denk geldi. Olayımız bu aslında. Peki içerisinde bir üst kapsayıcısı olsaydı? Hayır, bir üst değil. Mesela burada bir tane daha box wrapper verelim. Tamam mı? Box wrapper box wrapper'a diyelim ki nokta box wrapper 30 piksel diyelim. Değişen bir şey yok, görüldüğü gibi. Neden? Çünkü bu paragrafa biz m değerini verdik. Bakın şu paragraf. Bu paragraf geliyor, bir üst dizine bakıyor. Eğer bunda varsa tamam diyor. Ben seni m kısmını senin değerine çarpacağım. Eğer yoksa bir üstüne eğer yoksa gelip ta HTML'e kadar gidiyor. Kapsayıcısına göre. Peki ben margin tabı vermek istiyorum. Diyorum ki margin tab 2m olsun. Evet şu an baktığımda 2m ne yapması lazım? 40 piksel yapması lazım. Hemen şuradan bakıyorum. Compute değerinden margin start 60 piksel yapmış. Bakın burada 60 piksel yapmış. Neden bunu bu şekilde yapmış diye. Bunu bu şekilde yapmasının sebebi şu arkadaşlar. Margin tabda iş biraz daha değişiyor M kullandığımızda. Eğer margin tab yani margin padding ve diğer değerler için şöyle bir işlem gerçekleştiriyor. M değeri olarak verdiğimizde gelip bu paragrafın bir font size'ı var mı? Bakın biz paragrafa font size verdiğimizde M olarak ne yapıyordu? Üstüne bakıyordu. E artık bu diğer işte font size dışındaki margin padding gibi ölçeklendirmeler yaptığımızda gelip kendi içerisinde bir font size var mı? Kendi içerisinde font size varsa ilk ona bakıyor, ona göre emin alıyor. Bizim kendi içerisindeki font size'ımız kaçtı? 30 pikseldi. 30 piksel çarpı 2 M. Ne oldu? Bakın kendisinde artık 60 piksellik bir yukarıdan burada margin start yani yukarıdan bu 60 piksellik özelliği verdi arkadaşlar. Bakın yukarıda 60 piksel yazıyor. Emin olayı bu aslında. Kapsayıcıya göre hareket ediyor. Font size kapsayıcıya göre hareket ediyor. Eğer bunun font size varsa diğer değerlerde margin padding gibi değerlerde ise M kullandığımızda kendi içerisinde font size varsa kendi içerisinde yoksa yine üst tarafa doğru ilerliyor. Emin olayı bu aslında. Peki bu bize ne özellik katacak? Niye bunu bu şekilde yazmak istiyoruz? Çünkü yapıyı biz responsif bir şekilde yapmak istiyoruz. Yarın bir gün küçülttüğümüzde mesela daha küçük ekranlarda ana main işte geldik dedik ki font size'ı bakın bir daha bunu küçültmeye gerek yok değil mi? Ben gelip font size'ı 14 piksel dersem box'ı sever bu da ne olacak? Bir daha gidip alt, alta ben yeni pikseller yazmama gerek yok. Bu 14 pikselse biz bunu 8 piksel yazdıysak mesela gidip 8 pikseli 4 piksel veya 15 pikseli 10 piksel diye düşünmemize gerek yok. Orantılı bir şekilde ne oldu? Bu da küçülmüş oldu. Yani birbiriyle bağlantılı e, yapılarda biz bunu kullanıyoruz. Emin. Tabi M'den daha çok RAM olayını kullanıyoruz. Şimdi RAM'i anlatmaya geçelim. RAM dediğimiz olay ise daha basit bir olay. Şöyle anlatalım. Bir tane de box'ın içerisine span açalım. Bu da aynı şekilde lorem olsun. Şimdi box'ın içerisindeki span'a ben diyeceğim ki font size 2 RAM diyeceğim. Bakın RAM kısmına geçtik. Şimdi geldiğimizde şöyle bakıyoruz. Font size 32 piksel oldu. RAM kısmında bizim baktığımız olay şu arkadaşlar. Direkt ana HTML. Bakın bu default size. Yani Chrome tarayıcısında bizim varsayılan değerimiz 16 piksel. Bunu yazmasam da bir şey değişmez. Zaten tarayıcı olarak varsayılan olarak geliyor. Ben siz açıkça görün diye bu şekilde yazdım. 16 piksel. Şimdi RAM olayı bu. Margin top desem işlemeyecek büyük ihtimal. Çünkü bu span neydi? Inline bir yapıydı. Inline yapılar margin değeri veremiyorduk. O yüzden bunu display inline block yapısına almam gerekiyordu. Şimdi dediğimde bakın bu sefer 36 piksel işleyecek. Ben box'ın yapısı kaçtı? Font size 14 pikseldi En mantığında bu ne olması gerekiyordu font sizeı 14 piksel çarpı 1.5 buçuk ama bu kapsayıcıya bakmıyor değil mi kapsayıcı fontu kaç 14 piksel ama buna bakmıyor Bu direkt dediğim gibi HTMLdeki belirlenen font sizea bakıyor arkadaşlar aslında işlemler font sizela alakalı Peki bu olay bu şekilde mi? Font size'da, de her değerde biz RAM kullanıyoruz. Profesyonel çalışma yaparken piksel pek kullanmıyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz? Dediğim gibi responsivlik tam bir yapı. Bir yerde küçülttüğünde gidip diğerleriyle uğraşmamak için birlikte yapılar kullanmak için kullanıyoruz arkadaşlar. örnek veriyorum. Şöyle bir şey göstereyim. Bizim önceki uygulamalarımızda. Bunu bir açayım ben. Mesela arkadaşlar şu değerimiz var değil mi? Biz yarın bir gün bu ikonun değerini büyüttüğümüz zaman projeye göre burayı da büyütmek lazım. Burayı büyütmek için mesela gidip bunun font size'ını 40 piksel yaptığımızda gelip bunun da mı içerisine almam gerekiyor. Hayır, eğer ben bunun font size'ını m olarak verirsem bu da orantılı bir şekilde bununla birlikte büyüyecek şeklinde düşünebiliriz. Yani bunlar birbirleriyle ilişkili yapılar. İlişkili yapılarda m kullanıyoruz. Şimdi rem olayında da şöyle bir güzelliği var, hemen göstereyim. Eğer geldim ben buraya yazdım, değil mi? Dedim ki at media Medya sorgusu yazdım. Birçok eleman yazdım bu şekilde. Tamam mı? Gelelim hatta yazalım. Bu elemanlar HTML elemanları küçülttüğünde tek tek bunlara işte mobil kısmında şöyle olsun tablet kısmında şu pikseller olsun diye tek tek yazacak mıyım? Hayır yazmayacağım tabii ki. Ne yapabilirim? Gelip burada bu da max width mesela tabletin altına düştüğünde bunu responsive dersinde öğrenmiştik zaten ne olacak bu gelip Nokta Pardon html'in ana root'unu ben ne diyeceğim mesela font size 14 piksele göre al diyeceğim Sonra bu spanları çoğaltalım hani çok yapı varmış gibi Bir Gösterim olsun Mesela geldim arkadaşlar Sağ taraftan 768 piksele düştüğünde Tüm web sitesi için düşünelim Bakın şu anda biraz daha küçüldü yapı, Değil mi? Şu an kaç piksel oldu? 28 piksel oldu. Daha yeni bu şekilde daha büyüktü. Hatta biz bunu da daha da küçültelim. Mesela kaç olsun? Gelip burada işte 576 pikselde 10 piksele düşürelim. Bakın daha da küçük cihazlara gelindiğinde. Gördüğü gibi daha da küçük yapılar aldı. Bu şekilde aynı zamanda RAM özelliğinde diğer padding, margin, top ya tüm bu birimler ne oluyor? Beraber aynı şekilde bir bütün olarak küçülüyor arkadaşlar. Ayrı bizim CSS yazmamıza gerek kalmıyor. Genel olarak dediğim gibi biz bunları RAM ve M'i e, emi daha çok bir bütünlük olsun diye kullanıyoruz. Rem ise responsif özelliğini korumak için kullanıyoruz. Peki bu hesaplamalar yorabilir değil mi? Yani ben gelip şu font size'ı işte kaç yapmak istiyorum? 15 rem yapmak istiyorum. Şey 15 piksel yapmak istiyorum. Profesyonel çalışmalarda elimizde bir tane çalışma oluyor. Figma çalışması olabilir. Bu Figma Figma'nın içerisinde verilen tasarımlarda pikseller var. Bir baktık 13 piksel. Ya ben 13 piksel kaçtı diyorum. Ana menim kaç benim burada işte 16piksel Gelip figmada diyorum ki 13 piksel kaç 0.813 den hmm, Tamam gelip ben burada 0.813 RAM gibi bir şey yapmak istiyorum ve sürekli bu şekilde hesaplama araçları kullanmam gerekiyor Ben bunu yapmak istemiyorum O yüzden şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar bakın burada ne yapıyorduk 16 ile çarpıyorduk değil mi artık onla çarptığımızda, 13 pikseli bulmak için buraya ne yapmam gerekiyor? 1.3. 1.3 ile onu çarparsak ne olur? Şuradaki virgül kalkar. 13 piksel olur. Ve şöyle yenilediğimde değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani böyle daha çok. Yani ben gelip eğer 25 piksel yapmak istiyorsam 2.5 veya işte 17 piksel yapmak istiyorsam 1.7 şeklinde ilerletiyoruz arkadaşlar görüldüğü gibi. Ne yaptık? 10 piksele düşürdük. Buralarda ona göre düşürebiliyoruz işte. 8 diyoruz. Buna da 576'da da kaç olsun? 6 piksel diyebiliriz. Şöyle küçülttüğümüzde ona göre de küçülüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir detay daha var. Kullanıcı sizin yaptığınız web sitesine ayarlar kısmından gelip kendi işte göz numarasına göre büyütmek istediğinde mesela very large dediğinde burası hep aynı kalıyor arkadaşlar. Yani burası büyümüyor. Kendi zoom yapabilir. Burada büyüyebilir ama mesela bunlar yine 25 piksel kalır. Görünmez. Görüldüğü gibi very large dedik, hala aynı. Yine bunu eski haline getireceğim. Bunu nasıl çözebiliriz? 10 piksel demiştik ya burada. Main olarak zaten sıfırdan HTML tasarımları geliştirdiğimizde HTML ve CSS'e biz bu şekilde geliştirme yapıyoruz. Profesyonel olarak 62.5 yüzde dediğimizde bu bizim için yine 10 piksele denk gelecek. Bakın şu anda 25 piksel değil mi? Şurada görüyoruz 25 pikseli. Şimdi yenileyeceğiz. Bakın değişen hiçbir şey yok. Bu neden yaptım? Şimdi ben geleceğim. Large dediğimde bakın biraz daha büyüdü. Very large dediğimde biraz daha büyüdü. Görüldüğü gibi. Bakın orantılı bir şekilde de büyümüş oldu. Kendi göz yapısına göre kullanıcılar bunu yapabilir. Ben bunu 62 nokta buçu vermezsem buradaki tarayıcıya göre kullanıcı kendine göre büyük yapamaz. Yani kendi göz numarasına göre ayarlayamaz arkadaşlar. Böyle bir detayı da verdik. Bununla ilgili zaten bir ders sonra, bundan sonraki derste CSS variables değişkenleri göreceğiz ve sonra yine kendi uygulamamızda yaptığımız uygulamamızda bu e, şimdiye kadar öğrendiğimiz üç konuyu da test edeceğiz arkadaşlar. ve Orada da tüm projeyi RAM ve em kısmına çevireceğiz ve aynı şekilde de değişkenli kısımlarında ayarlayacağız. Responsive bir şekilde getireceğiz ve elimizde full responsive bir proje olmuş olacak. Bu da sizin sonradan bakıp tekrardan kullanabileceğiniz bir uygulama olacak. Evet. Genel olarak RAM ve M bu şekildeydi. Kafanız belki biraz karışmış olabilir ama bu uygulamayla bu da geçecektir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.